Tamam, o zaman açıyorum ben. Buldum he. Gel. Ne yapıyorsun okay. ya? Asla kafalar karışık filmi fragmanını izlemeyeceğiz. Kalken öyle çok asla. Bir şey izleyemez. Birlikte mi izleyelim? Evet. O zaman Mertefe de gelsin. Ben de gelirim çünkü Atakan varsa ben de varım. Atakan mı var? Beni Atakan gibi mi gördün gerçekten? Yok, Atakan şu an stüdyoda ya. Tamam hele, kasmayalım. Fatih, Atakan, Bilal de gelsin. Birlikte hadi izleyelim. Hadi gelsin. Hadi gelin abi. Atakan benim yanıma gelecek. Abi hiç öpüşmemiş gibi öpüşüyoruz mu sonradan yani? Abi doğru bir İyiyim ya, canım sen. Gelin oğlum otursanıza, yerli yok. Ben çok mu genişim? Bugün ne izliyoruz? Muhtemelen hiç karşılaşmamışsınızdır. Böyle bir şey de izlememişsinizdir diye ümit ediyorum. Yeni bir fragman yeni, çıkmış. Bayağı iyi. Enes Batur hayal mi gerçek? Evet arkadaşlar, bugün Kafalar ekibiyle birlikte onların bu şahane, muhteşem, beklediğimiz filminin fragmanını izliyoruz. Kafalar karışık. Gerçekten evet. Bekledim mi lan? Vallahi bekledim. Vallahi. Vallahi. Yemin geldiniz o Hog'da bana dediniz ya. Abi film çıkacak, şöyle olur, şuraya gidecek. Vallahi heyecanlandım. Sizin gibi Vine'dan bu yana kadar başarılı bir ekibin film yapması benim için gayet evet. Okey. Geçen bir sene şey. Gitmiştik. Bir şey. Geçen sene film çıkacak demiştik. Daha yeni çıkıyor film. Gerçekten çok samimi duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Bak burası o ne diyor? Burada her şey samimi. Hiç merak etmeyin öyle. Yapmadık bir şey yok. Baba! Asıl burada önemli olan fragman diyor. Zaten fragmanı biz izledik. Evet. Ama siz de izleyin. Aslında fragmandan sonra film hakkında güzel bir sohbet edeceğiz. Evet. Öyle kısa, öz, güzel bir sohbet edeceğiz Kafalar ekibiyle. O zaman başlayalım. Ready? Çok komik çocuk ya. Kim bu? Dur. Efektlere bak, nasıl yaptıklar ya? Doğruyu söylemek için 3 saniyeniz var. Evet. Abi 3 saniye derken hikayenin tamamını anlatmak için mi yoksa başlamak için mi? 2! Atakan! Atakan neredesin sen? Çatışmadayım. Ya sen çatış orada, dedem de yarın beni evlendirsin. Çiçekler hazır mı? Çikolata? Aldım aldım. Abi bu ne bu? Kız istemek istemek gidilir mi ya? Ulan yine cepleriniz olmuyor sen. Sen de bana kızın varsan mı diyeceksin? Siz kimsiniz kardeşim? Abi biz biziz de. Sen kimsin? Benimle evlenir misin? Benim size verecek bir kızım yok. Biliyorum efendim. O yüzden ben de torununuzu istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Gerekirse kaçırırız. Manyak mısınız lan siz? Bizi kaçıracaksınız. O zaman net sıyırmışsınız. Bir dakika, bir dakika. Orhan, çok küçük bir şey yapacağım. Hemen. Söyleyeyim. Bütün mesele çözülecek mi? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ulan kasanız da iyi doldu ya. Zula, anladım abi. Lan ananı avradınız sizi. Başlayın. Orhan, yaşayan ölü vur. Göğsünde ne dövmesi var? Ne dövmesi lan? Doğum lekesi o. Sizinki de silikon sanıyorum. Beyefendi kendinize gelin. Gelir gelir. Soğuk suyu temas ettirin. Dakikada kendine gelin. Tuzak dedim böyle olmalı zaten. Kim kırdı lan onu? Bilal hızlı git, adamlar yaklaştı. Lan gerizekalı, bassan mı olacak? Adamlar bize bağlı. Yaşıyoruz oğlum! Yangın olur, biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Bir şey söyleyeceğim. En çok hırpalanan sen mi oldun Atakan ya? Böyle atlamalar, uçmalar, kaçmalar. Genelde çoğunlukta sen oldun evet. Ya... Hırpalanmayabilirdim aslında. Orada bir şey var. Stunt ekibi vardı. Dublör. Biz özellikle dublör kullanmak istemedik yani. Aslında hırpalanmayabilirdik yani. Ama görsel açıdan herhalde Bilal'le hırpalandı sanırım yani. Hadi ya. Hep o çocuğa o kütük olayı var ya. O kütük olayı nasıl oldu? Nasıl oldu onu? Kanka şimdi onu Hollywood'dan efektler falan. Yok ya, çok zordu. O gün çok hani onun 10-15-20 kere tekrar çekildi. Çok zorlandım. Evet evet. Hani başım falan ağrıyor, midem bulandı falan, çok kötüydüm. Atakan'ın da paraşüt sahnesi var bir tane. Yani bütün gün boyunca şey evet askıda ya. Kaldı böyle. Ya askıda kalmıyorsun. Şurandan geçiriyorlar tamam mı? Şurandan geçiriyorlar. Bir daha bir de şuradan geçiriyorlar. Yok canım. Ben sadece vücudumun bir bölgesini gösteriyorum. Ek bir şey çıkmadı, onu göstermeyeyim. Buradan geçiriyorlar, bir de buradan falan, bir de arkadan asıyorlar. Uf, kaldı mı? Ya 1 saat, 2 saat, 3 saat öyle duruyorsun havada evet, böyle. Çok zordu. Bir de senden performans bekliyorlar ondan sonra. O bir şey mezarın üstüne düşüyor, kırılıyor falan. Mesela o da bütün gün çekildi, o da zordu yani. Evet.
Onu dediler ki bu kesinlikle dublörlük dedi, şey yapma dedi. E tabii sizi riske atmak istemiyorlar. Ya hadi tabii kesin dublörlük şey yapmayın dedi. Ben dedim yaparız ya ne olacak. Yaptık ama. Yaptı valla. Ama süper oldu. Psikolojik olarak en çok yıpranan kişi bendim. Çünkü şöyle oldu. Ulan sen bizi psikolojik olarak o kadar yıprattın ki. Hiç anlatma bence o konuyu. Ne yaptı? Bilal gerçekten ya şöyle bir şey var. Şimdi Bilal'in bir huyu vardır. Abi adam her şeyi gerçekten biliyor ya. Bana diyorlardı evet. Zamanında her şeyi biliyor falan diye. Ben de diyordum ki ulan ne biliyorum acaba? Bir düşüneyim falan filan. Adam yönetmen, 20 yıllık yönetmen. Adam hocam bu böyle çekilmesi gerekmiyor mu diye. 50 kere uyardı. Bak gerçekten hani filmin son yani Allah. Her şeyle tek tek ilgilenmek için yaptığından çok eminim bunu yaptığın için. Çünkü orada kimse irit olmadı bile. Çünkü filmin her şeyle uğraşmak istedi herkes. İnandığı için. Ama cidden böyle yönetmene şey dedi. Hocam dedi bir saniyede burası böyle olmaz dedi. Hoca da böyle duruyor. Gerçekten beni uyarıyor mu falan diye böyle. Hoca da dinliyor. Dedi ki abiciğim ben Mustang ödüllü yönetmenim falan filan diye anlatmaya çalışıyor bile. Ben Mustang bilmem diyor. Mustang bir de. Yok benim bahsettiğim şeydi. Abi ben yüzme bilmiyorum. Ve çok korkarım. Yani benim en büyük fobilerimden birisidir. Bir Trabzonlu olarak. Küçükken boğulma tehlikesi yaşadım. Bayağı hani ölümle yaşam arası gittim geldim küçükken. Kadar. Çok hani korkarım. Bizim de bir sahnemiz var. Sandalla beraber bayağı 500 metre falan ileride açıklarda batacağız. Yani üstümüzde bir şey yok batacağız abi. Ben dedim hocam yok ben bunu çekmem dedim. Hayatta çek. Bana hiçbir güç bunu çektiremez. Hoca bana trip attı. Akşamına çekilecek o sahne. Hoca bana trip attı. Sahneleri şeyleri anlatıyor işte. Rolleri anlatıyor. Atakan'la Fatih'i anlatıyor. Bana bir şey anlatmıyor tamam mı? Bana küstü böyle. Trip atıyor. Ulan ya, nasıl üzüldüm? Olsa da girmek zorundaydın. Nasıl abi. Üzüldüm dedim ki tamam lan dedim. Yapıyorum dedim. Abi hani 300 bin fersah var ya hikaye filmlerinde yani gerçekten öyle bayağı uzakta ya fragmanda da var. Çektikleri için bize gelmeleri en az 5 dakikaydı. Çünkü bayağı genişe gittiler. 5 dakikada Bilal'i kaybedebilirdik orada ama biz bayağı tuttu Atakan. Şansımız ha. Ben Bilal'i şöyle tutuyorum filmde de denk ben gelirseniz. Ben de kahkaha atıyordum o zaman. Bilal'i şöyle tutuyorum, Bilal orada kurtarmaya çalışıyor. Hayır Atakan sen kendisi karada ben sudayım böyle tutuyor beni. Yani batmayacakmış gibi. Allah'tan sandal, bindiğimiz sandal böyle ters döndü. Gerçi ona da Atakan'la Fatih halletti. Böyle ters çevirdiler. Kendi böyle durdu ben atladım üstüne böyle. Ama bir şey söyleyeceğim abi cidden şimdi izledik mesela. Gerçekten çok dürüstüm. Ben zaten sizin işiniz diye gidecektim bu filme. Yani o kesin ne olursa olsun fragmanı falan. Ama cidden fragmanı izleyince daha çok gitmek istedim. Bak onu kesin söylüyorum. Şöyle bir... İlk çıktı hemen izledim çünkü. Şöyle bir noktaya... Baktım o aksiyon, o şey, o böyle vermişsiniz yani. O Atakan'ın böyle durağanlığı, Bilal'in yerinde duramamazlığı falan filan derken bayağı böyle değil ben bu filme gidelim dedim. Fatih bekliyor. Bir kalite var göstermek istedik onu yani. Bir kalite var filmde. Var o belli. Evet, onu ben göstermek de değineceğim abi. Sabahtan beri değinemedim. Yani şöyle abi bir şey oldu. Abi sen biraz daha gelsene. Şimdi şöyle bir şey oldu. Evet fenomenler sen de video gelsin. Fenomenler film yapıyor falan ama siz burada bambaşka bir kafa... Sen Oğuzhan Uğur'un yerine yapsana programı ya. Programı yapsana Oğuzhan Uğur. Bayağı mi? Hızlı konuşuyor. Ha okey. Yavaş olayım. Hayır fenomenler şimdi sizin ününüze, sizin şöhret yani oraya fenomenliğinize kapılmış biri bu kadar önemsemeyebilirdi içeriği. Evet. Ama fragmandan şunu gördük. Çok önemsemişsiniz ve gerçekten bir film yapmışsınız. O giriş sahnesi, o bu şu falan çok iyi. Çok iyi aksiyon var. Bir emek oldu belli yani. Çok emek var abi. Bir şey sor sen de. Fatih'e sor bak. Fatih hiç konuşmuyor. Fatih senin soruna cevap vermedi ama. Fatih beni sevmiyor ya böyle. Yok estağfurullah ben dinliyorum abi. Bak şimdi. Biz sette en çok neyi öğrendik biliyor musun abi? Ben öğrenmişim demek ki ben onu anlamış oldum. Sesin üstüne binmemesi durumu var ya. Evet. Bir daha tekrar dublaja gitmeme durumu var ya. Onu öğrendiğim için böyle bayağı dinleyip ondan sonra konuşmaya başlıyorum. Şu anda yaptığım gibi var mı araya girecek? Bak girişikleri bile bekletiyorum. Ne güzel. Ben çok yani en çok aldığım edep üzerine aldığım eğitim bence buydu. Sette 37 gün boyunca öğrendiğim en iyi şey buydu. Yani bir insanın sözünü kesmemek gerçekten çok büyük. Burada biri senin sözünü mü kesti? Şu an kesti. Burada bir şey laf. Böyle sette hepinizin en unutamayacağım, yani bütün hayatım boyunca unutamam dediğin an neydi? Hepiniz için soruyorum. Metin Akpınar'ın beni defalarca kez başımdan öpmesi. Harika bir şey ya. Ağlama sahnesi. Muhteşem bir şey. Ağlama sahnem vardı benim. Oynayamadığım için değil bu arada. Farklı açılardan take'ler alınırken Metin Akpınar geliyor beni şöyle başımdan öpüyor. Ha şey kayıt dışı. Yok kayıt dışı değil kayıtta. Film şeyinde. Sahne mi yani var öyle? Yatıyorsun Metin Akpınar. Ya abi Metin Akpınar yani. Öpüyor yani. Öpüyor. Şöyle yatıyorsun öpüyor. Ben bunu unutamadım mesela. Güzel bir anı bence ne bileyim. Yani Metin Akpınar başka kimi öpüyordur? Erkan Can'ın ne bileyim 3 gün boyunca suda şöyle beline sarılmam falan. Benim unutamadığım o usta oyuncularla yaşadığımız temas. Sizce kaç yapar film?
Gönlümüzden geçen bir rakam vardır illa ki. Ben bunu Instagram'da yaptım sadece. Hani biz direkt kendi ağzımızdan çıkar. Ben söylemiyorum açıkçası ama yorumlara yazarsanız en yakın rakamı beğenmeye çalışırım ben. Tamam abi. Ben de Twitter'da yaptım. Fragmanı izlediniz. Gişe tahmininiz nedir? Altı menşe olarak girin. Vizyondan çıktıktan sonra en yakın tahmin edene ben gönlümden bir sürpriz, bir hediye vermek istedim. Öyle bir tahminleri aldım. O zaman yapmayın ki spoiler. O zaman benim var. Evet. Siz tahminlerinizi... Ben 1.812 olarak. Güzel. Biliyorum. Sen? Ben de çok daha fazlasını düşünüyorum. Sen söyle İrem. 2.300 diyorum ben. Güzel. Buyur abi. Ben de 2.5 üstü diyorum. O zaman ben 2.100 diyorum ya. O zaman en yakın olana biz O Ne Diyor ekibine bir hediye alalım. Aynen. Güzel. O zaman O Ne Diyor ekibi 150 kişilik sanırım. 150 kişi bir kutunun içine eğer üşenmezlerse. Üşenmezler zaten. Sürekli çalışıyorlar. Ben biliyorum onu da. Böyle hepsi içine atsın. Tahmini en yakın rakama biz çok büyük bir hediye alalım. Tamam o zaman ben de tam tahmin söylüyorum. 2.650. 2.650. Evet. Ben 2.345 diyorum. Bu resmi rakamlar. Tabii resmi rakamlardır. 1.812 abi. Tamam abi. En yakına çok büyük bir hediye alacağız kafalar ekibi olarak. Biz objektif olamıyoruz. Kendi filmimiz 4-5 diyeceğiz anladın mı? Yani bana kalsa ben 7 derim yani. Yani bize sorsan 7 derim. Bu arada bunlar çok büyük rakamlar çünkü mesela kaç tane senede kaç tane film yapıyor? Kaç tanesi 500 bini geçiyor? Hani tabii. Çok az ama bence ben sizin başarılı olacağınızdan emin gibiyim. Yani. Türk yapımı olarak ortalama yılda 10 tanesi 1 milyon geçiyormuş. Ve yılda 500'e yakın film yapıyor. Evet abi yani öyle. Beni izleneceğine inandıran en iyi şey şuydu. Bir yönetmen bize şey dedi. Abi ben dedim ki hocam bu film izlenir mi sizce? Hani çekiyoruz başladık bir şeyler yapıyoruz ama. Dedi ki Fatih dedi bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Üçlünün enerjisi çok farklı bir şey dedi. Çok kötü bok gibi bir şey çekmiş olsak da dedi biz. O üçlünün enerjisi bir şekilde seyirciye yansıyor ve izleniyor dedi. Ben oradan nem aldım birazcık. Yani hiç böyle daha filmin bir şey kurulmadan sormuştum bu soruyu. Ve o cevabı vermişti. O yüzden ben izleneceğini düşünmüştüm. Hala da aynısını düşünüyorum. Ama sizin zaten normal hayatınızda da üçünüzün enerjisi muazzam yani. Evet. Burada kamera önünde değil sadece o enerjiniz sizin. Ya birbirimizin her şeyini biliyoruz artık ya. Annem bilmiyordur ben bizim, de yani. O bizim bunu az önce gördük. Belan. O zaman ne yapalım? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Devam edin böyle. İyi yani. Mutlaka fragmanı bulacaksınız. Mutlaka bir tıklayın, bir bakın. Hiç görmediyseniz, izlemediyseniz bir izleyin. Alıcı gözüyle bir bakın. Bence de filme gidin çünkü çok güzel olacak bir his var içinde. Tek bir ricam var. Evet. Kesinlikle hani filmle alakalı hiçbir şey izlemeden, ne bileyim fragmanı, filmi izlemeden ön yargılı olmasınlar. Yani evet. Bizim hevesimizi o şekilde kırmasınlar. Yani gider beğenme, izler beğenmez ona saygım sonsuz. Çünkü göreceli bir iş gerçekten. Herkes her şeyi beğenmiyor. Adam hani 5 milyonluk izlenmiş filmi gidip izlemiyor. 5 milyon izlenmiş. Hatta Ekşi Sözlük'te var bir tane yorum. En son entiyatta şey yazmış adam. Filmi hiç beğenmedim, virgül izlemedim. Yani anladım abi. Çok net açık aslında mesajı adamın. Evet, adamın yazdığı mesaj çok net açık. Siz de bu arada film ne kadar izlenir tahminlerinizi yazabilirsiniz. Fatih Yasin kafalar hesabından beğeneceğim hepsini. Beğenecek hepsini. Hepinizi seviyorum. Hepsini mi? En yakın hepsini ol. Değil. En yakın. Tahmini en yakın olan. Hepsi demeyelim de. Fatih şey, arkadaşlar mesaim var. Sabah 8 oturuyor akşama kadar Fatih. O biraz zor olabilir evet. En yakınları beğeneyim ben. Yangın olur biz yangına gideriz. Düz havada keklik gibi öderiz. Yangın olur biz yangına.